Şimdi hani namazın emredilmesi, namaza ısrar edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın ısrarla, şiddetle namazı tekrar etmesinin altında yatan sebep neydi? Haşa, sormuşlardı, yani bu kadar ısrar niye? Yani namazla ilgili ayetleri bir okuyun, şaşırırsınız ya. Allah Allah, koca kainatın sahibi o kadar ısrar ediyor ki, öyle teşviklerle teşvik ediyor ki, bakın terk edildiği takdirde o kadar ağır tehditler savuruyor ki. Şaşırırsınız, dersiniz ya Allah Allah, ne var yani, hani nedir ki bu namaz? İşte yatıp kalkıyoruz ve bu kadar basit bir ibadet. Yani yapması da zor bir şey değil yani. Niye ısrarla, şiddetle bunun üzerinde duruyor diye? Bakın, namazın gerçekte ne olduğunu bir keşfetsek, uğrunda ebedi ve sonsuz cennetin bile o namaz ibadetine karşılık çok hafif, çok ucuz, çok bedava düştüğünü göreceksiniz. Terk edildiğinde cehennemin bile onun cezasına karşılık gelmediğini fark edeceksiniz. Namaz o kadar önemli ki, Cenab-ı Hak kainattan insanı, insandan namazı irade etmiş. Bütün kainattan insanı, insandan da namazı bekliyor. Şimdi bakın, diğer ibadetlerin hepsinde terk edebilme ihtimali var. Mesela hastasın, oruç tutmayabilirsin. İzin vermiş din, tutmayabilirsin diyor. Hatta eğer ağır bir hastalığa düçar olduysan, o halde de ısrarla ben oruç tutacağım deyip de hayatını tehlikeye atıyorsan günaha girersin. Enteresan. Paran yetmiyor, fakirsen hacca gitmeyebilirsin. Zekat vermeyebilirsin imkanın yoksa. Fakat dinde, İslamiyet'te namaz kılmayabilirsin, yok. Hiç yok, biliyor musun? Canın çıkmadıysa, şuurun, aklın da yerindeyse o namaz ısrarla, şiddetle, teşvikle, tehditle senden Allah tarafından isteniyor. Ayakta duracak dermanın yoksa oturarak kılacaksın diyor. Oturacak dermanın yoksa yatarak kılacaksın diyor. Yatacak dermanın yoksa gözlerini kımıldatabiliyorsan ima ile kılacaksın diyor. Gözlerini bile kımıldatamıyorsan zihnen, fikren, düşünerek kıl diyor. Ama asla namaz senden düştü yok. Niye acaba? Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kainat fabrikasının çıkardığı en kıymetli mahsul olan, mamül olan şükrün bütün envaını, bütün çeşitlerini Cenab-ı Hak namazda toplamış. Öyleyse neden namaz dinin direği diyor? Şöyle bir çadır düşünün. Çadırda diyelim ki kazık olmasa da çadır olur mu? Olur ya. Bir kazık eksik olsun yani. Kapı olmasa çadır olur mu? Kapısız çadır olur. Pencere olmasa çadır olur mu? Penceresiz olur. Ama direk olmadan çadır olur mu? Direği çektiğinizde ne kalır geriye? Çadır değil, çul olur değil mi? Yere serilmiş bir kilim olur, kilim. Çadır olmaktan çıkar. İşte dinin direği olması manası bu. Allah Allah, bu kadar basit bir, bu kadar kolay, bu kadar rahat bir ibadet o kadar önemli, o kadar önemli ki. Birisi bunu aynen böyle sordu. Dedi ki ya bu namaz dedi nedir ki bu kadar üzerinde duruyorsunuz dedi yani. Çok basit dedi. Yani koca kainatın sahibi insandan bunu mu istiyor? Dedim sen namaz kılıyor musun? Kılmıyorum dedi. Basitse kılsana. Demek basit değil. Basit olsaydı herkes kılardı. Namazı kılmak fiilen basit. Ama kılmaya niyet et de gör. Şeytan 40 delikten yanaşır. O başı secdeye koydurmamak için adeta kendini yırtar. O yüzden bakın, en zor ibadettir. Nefse en ağır gelen ibadettir. Hele hele sabah ve yatsı namazı, münafıklar onu kılamazlar diyor.